Herkese yeni bir günden tünaydınlar arkadaşlar. Biz erkenden kalktık, ablamda kahvaltı yaptık, işlere güçlere başladık. İlk salonun perdelerini çıkarttık. Ondan sonra oranın camlarını sildim. Şu cam birazcık hava yaptığı için böyle bir buharlı gözükebilir. Ama görüyorsunuz koltuklar falan. Şöyle yakın çekeyim, ışıl ışıl oldular. Zaten sadece tozu vardı bunların, kirli değildi. Çünkü ablam o kolla böyle üstlerinden alıyordu. Sandalyeleri de sildim. Dediğim gibi kirli değillerdi. Sadece tozlarını almış olduk ama bu kumaş öyle bir kumaş ki sildikten sonra böyle pırıl pırıl oluyor. Memnunsun değil mi? Evet, çok memnun. Ben de ablamı dinledim. O memnun diye bu kumaştan aldım. Öyle yani, biz bugün açılışı işle güçle yaptık. Saatte görüyorsunuz 12.30. Şimdi ne kaldı? Ben bunları silerken ablam sehpaların falan şunların tozunu aldı. Aynaların. Yeri güzel süpüreceğiz, sileceğiz. Buradan çıkacağız. Tüller yıkanıyor. Ondan sonra ben balkonun camına gideceğim. Balkon camı silinecek. Küçük oda silinecek. Pardon. Küçük oda dün yaptık ya. Ablamın misafir yatak odası silinecek. Böyle işte arkadaşlar, işlere güçlere devam. Bugün çekebilirsem böyle ara ara çekeceğim. Hamsili pilav yapacağız. Onu da inşallah sizlere çekerim. O zaman bize kolay gelsin bakalım. Evet. Şimdi güneşlikleri asıyoruz yani. Perdeleri. Fonları. Evet. Anam merdivenle bile boyum yetmedi abla. Sağ olsun, onlar hep Şevna asıyor da sen varsın, bugün de kurtuldu. Aynen. Mis gibi kokuyor valla. Temizliğin gözünü seveyim. Valla. Ellerin dert görmesin. Amin, senin de. Abla bunu çıkardım da tekrar takacağım ha. Hı-hı. Bakın fonda da en sevdiğiniz müzik. Değiliz. Yok canım, çok şükür. Ablam kameramı alır yapıyor bugün. Saçıma başıma da bakmayın, iş yaparken böyle. Dikkat et çıkarken. Nasıl? Dikkat et çıkarken. Camları var ya, gülmeden ölürdüm, keşke çekseydim. Zor sildi, düşersin. Ayaklarına sarıldım. Ay ne bileyim, korkuyorum ben Yeşim. Ay, öyle deme ya. Ne olur ne olmaz şimdi. Allah göstermesin. Evdeki Mafya abla. Öyle de işte, insan yine de korkuyor ya. Fonları taktık. Şimdi tüller yıkanacak. Söylediğim gibi ablamın tülleri benim gibi mekanizmalı. Şimdi ne yapacağım? Yerleri sileceğim. Ablam da boş durmuyor. Ya ben yardıma geldim. O da bir şeyler yapıyor. Evet. Şimdi süpürelim. Şöyle alayım. Ondan sonra da. Bak bir şey var burada. Ben eve geldim, bayağı bir oldu arkadaşlar. Güya kahve içecektim, şöyle Nescafe yapacaktım. Çünkü bugün kalktığımdan beri başım ağrıyor maalesef. Şimdi un çorbası yapacağım. Bugün ablamlarla beraber biz de hamsili pilav yiyeceğiz. Ablam illa burada yapalım dedi. Dedim yok. Bu arada sadece böyle birkaç işi kaldı ama yine de vardı işleri. Ben eve geldim, o da çarşıya gidecek. Şöyle hamsileri yıkadım. Gördüğünüz gibi kılçıklarından çıkardım. Bu hamsili pilav evet çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz ama ayıklaması, kılçıklarını çıkarması, işte iç pilav hazırlaması biraz zaman alıyor. Saat şu an 4'e geliyor. Ben altını açayım. Hızlı bir şekilde bir yemek kaşığı tereyağında böyle unumu kavuruyorum. Un çorbamı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Annemin tarifi. Şimdi birazdan tel şehriyeyi ekleyeceğim. Ablam et suyu verdi. Bende yoktu. Ondan da ekleyeceğim. Şöyle et sulu yapacağım. Et suyuyla çok güzel oluyor. Bunu geçen yapmıştım. Eniştem, ablam sevmişlerdi. Onlar da yapıyorlar zaten. Öyle arkadaşlar, koşturma devam. Kızım daha gelmedi. Şöyle havayı göstereyim. Hava mis gibi. Çok güzel bir hava var gerçekten bugün de.
İşimiz olmasaydı yine giderdik ama gidemedik. Yani ben gidemedim, ablam gidecekti. Ben de yarın ineceğim. Yine işim var. Şimdi unum kavrulsun. Ondan sonra çorbayı tekrar yaparken gösteririm sizlere. Çorbamın suyunu, et sularını ekledim. Et suyu 2 tane ekledim. O da erimeye başladı zaten, az kaldı. Şimdi hemen oraya da kendime bir Nescafe suyu koydum. İnşallah bir Nescafe içeceğim. Çorbam da artık oldu sayılır. Sadece kaynaması ve kıvam alması kaldı. Salata malzemelerini de suya bırakacağım. Zaten hamsili pilav olunca bize yanına turşu ve soğan yetiyor. Ama ben azıcık da salata yapacağım. Birazdan bir 101'e gitmem lazım ya da BİM'e. Çünkü suyum bitmiş. Su alacağım arkadaşlar. Ekmek alacağım. Öyle işte koşturma devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi sağlığımız yerinde olsun da hep koşturalım Allah izin verirse. Evet, salatayı falan da ayarladım. Bir saattir sudaydı zaten. Saatte kaç olmuş? 5'e 20 var. Bugün hiç salona gelmedim, iş yapmadım. Şöyle dizimi de yatak odasının komodinine bir çarptım. Vallahi o kadar dizim ağrıyor ki anlatamam. Ay şöyle oturayım. Şimdi birazcık oturayım. Ablam dediğim gibi çarşıya gidip gelecekti. Bakalım 6'ya doğru da inşallah sizlerle birlikte hamsili pilavı ocağa atarız bakalım. Havayı da şöyle göstereyim sizlere. Bana afiyet olsun. Evet, ben mutfağa girdim. Bir kahve keyfinden sonra soğanı şöyle rendeledim. Sıvı yağını ekliyorum. Hamsili pilav olduğu için tereyağı eklemeyeceğim. Şimdi soğan güzel kavrulacak. Az mı geldi? Birazcık daha ekleyeyim de. Ay dizim çok ağrıdı ya. O kadar kötü vurdum ki. Böyle yarılmış dizim resmen. Allah tarafından kemiğimi falan parçalamadım. Vallahi. Şimdi arkadaşlar bu soğan kavrulacak. Daha sonra şu yapmış olduğum domatesli biberli sostan birazcık koyacağım. Baharatlarımızı da şöyle koyalım. Bol karabiber çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Bol biber vardı. Şurada bir de acı vardı. Onu da çıkarayım. Evet. Hamsili pilav Karadenizlilerin vazgeçilmezidir ama Karadenizli olmayıp da çok da seven arkadaşlarım var. Ekmek yine orada görüyorsunuz. Çorbamın altını kapattım. Bu da yeter. Şöyle pilava birazcık su ısıttım. Daha doğalgazı da yakmadım şimdi. Birazdan yakayım yavaş yavaş. Salatam hazır. Soğan keseceğim. Ondan sonra fanta aldım demin. Turşu çıkaracağım. Hatta biber turşusu da dolaptan şöyle çıkarayım. Bu böyle kırmızı bir pilav olmayacak. O yüzden yeter. Gerçi bakayım çok mu az ekledim? Yok, o yeter. Tuzu. Şöyle acı biber. Bu bayağı bir acı. Karabiberi bol. Ay. Şöyle pul biberden de biraz ekleyeyim. Çok azıcık da kırmızı toz biber ekleyelim. Buna nane falan ekleyenler oluyor ama biz öyle sevmiyoruz. Şöyle yarım kilo kadar var pirincim. Şimdi bu burada kavrulurken, pişerken ben ne yapacağım? Hemen hamsileri unlayacağım, tuzlayacağım. Onları tavaya yerleştireceğim. Pilav demini aldığı gibi sıcak sıcak hemen tavamıza dökeceğiz. Şöyle karıştırayım güzel. Ay gözüm biraz
aç herhalde. Böyle çok gibi oldu aslında. Neyse. Ben böyle ertesi gün kalınca yemem de. Eniştem seviyor. Olmazsa veririm. Birazcık böyle kavuralım. Suyunu ekleyelim. İndirmeye yakında şöyle maydanozları ince ince kestim. Maydanozları dökeceğiz. Bol maydanoz gerçekten çok yakışıyor. Saat de bu arada 5'i çeyrek geçti. Şöyle büyük soğan kalmış. Onu alayım. Çorbam da sanki bu sefer bir tık böyle sulu oldu gibi ya. Ben onu bayağı bir katı severim ama. Ay deminden beri bu küçük gözle mücadele ediyorum gerçekten. Kavrulmadı bir türlü. Heh, şuraya alalım. Şimdi. Çok azıcık bir şey kimyon koyayım ama çok azıcık. Fazla koymayacağım, tadını bozmasın. Şöyle az bir şey. Varla yok arası. Pilavı bayağı pişireceğiz. Çünkü hamsiler piştikten sonra pilavın diri kalmaması gerekiyor. Normal pilav yapar gibi de ekleyelim suyu. Şimdi kısa alalım. Burada kısık ayarda pilavımız pişsin. Hatta birazcık daha su ekleyeyim. Evet, pilav pişti. Elhamdülillah. Hep beraber kızım. İndirmeye yakında maydanozunu ekleyelim. Şimdi ne yapalım? Sizlerle birlikte tavaya hemen hamsileri yerleştirmeye başlayalım. Şimdi balıkları tuzladım. Tavayı şöyle birazcık yağladım. Ve ne yapıyorum? Bu şekilde kılçıklarını çıkardığım balıkları mısır unla buluyorum. Ve arkadaşlar parlak yerleri aşağıya gelecek şekilde tavamıza yerleştiriyoruz. Balığı da tuzladım bu arada. İçe birazcık baktım, kaşıkla da bayağı acı yapmışım. Allah'tan acı seviyorlar, yoksa yanmıştık. Şimdi balıkları o kadar sık koyacağız ki, yani çok aşırı değil ama pilav koyduğumuzda ve piştikten sonra açılmaması gerekiyor. Çünkü balık biliyorsunuz piştikten sonra çekiyor. Konuşamadım. Evet. Biraz uğraştırıyor ama dediğim gibi biz çok seviyoruz. Güveçte de çok güzel oluyor. Ben yapmıştım biliyorsunuz Yozgat'tayken güveçte. Bunu çok bekletmeyeceğiz ki, hemen pilavı üzerine döküp ocağa atacağız. Bunu çok bekletirseniz hamsinin ıslaklığıyla yapışma yapıyor. Annem Yozgat'a gelmişti, orada yapmıştık. Biz böyle yaptık erkenden. Unuttuk tabii bunun yapışacağını. Eşim gelmeden pişirmemiştik. Ana pişirirken bir baktık ki suyunu salmış, yapışmış, tavada zor çevirmiştik vallahi. Evet. Bütün işlem bitene kadar bu şekilde yapacağız. Ondan sonra şuralardan böyle sarkıtacağız. Onları içeri katlayacağız. Ben bugün 1,5 kilo aldım hamsiyi. Tava büyük olunca fazla alıyoruz. Ha bir de şöyle bir şey var. Eskiler bunu böyle sadece tuzlayıp koyuyorlar. Mısır unlamıyorlardı. Ama şimdi böyle mısır unuyla yapıyoruz. Hem görüntüsü güzel oluyor, hem lezzeti güzel oluyor. Biz mısır unuyla daha çok seviyoruz. Ama dediğim gibi böyle parlak bir şekilde yapanlar da var. Her ne kadar kapatırsanız kapatın, balık muhakkak çektiği için boşluk kalıyor. Evet. Bakayım. Pilav pişsin. Pişirmesi zaten inanın yarım saat de, bu hazırlaması bayağı bir oyalıyor insanı. Görmüş olduğunuz gibi hamsiler hazır. Şimdi pilavın altını kapattım. Çok demlendiremeyeceğim. Bunu da çok bekletmek istemiyorum. Evet, dumanı üstünde. Bakın.
Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Normalde bu kadar kırmızı yapmıyorum da pul biber falan, işte sos koydum. Kırmızı biber falan koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorum ya, Allah'tan ablamlar acı seviyorlar. Bayağı acı yapmışım. Evet, arka taraf full bulaşık. Ellerimden öper. Çok işimde kalmadı zaten. Bir soğan keseceğim. Şimdi bu kadar detaylı niye çekiyorum? Daha önce yaptım, bilen arkadaşlar var ama her geçen gün biliyorsunuz kanala, sayfaya yeni gelen arkadaşlarım oluyor. Böyle hiç görmeyenler vardır belki. Ne bileyim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bu arkadaşları böyle kapatıyoruz. Bakın bazılarını kısa koymuşuz. Bunu ne kadar uzun tutarsanız bu kapatma işlemi o kadar kolay olur. Çevirirken falan da böyle pirinçler içinden çıkmaz. Ben biraz ayarlayamadım ama onu bir şekilde kamufle edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi kalanların hepsini de yine aynı işlemi yaparak böyle kapatalım. Hatta şöyle alttan doğru kapatacağım. Çok üst üste koymayın. Bu sefer hamsi çiğ gibi oluyor ya, onu ben sevmiyorum. Ben bunu tavada pişireceğim. Fırında da pişirebilirsiniz. Ama böyle çevire çevire tavada daha güzel oluyor. Daha hoşuma gidiyor benim. Evet, hamsili pilavımız bu kadar arkadaşlar. Ha, üzerine bir de böyle çok azıcık yağ gezdireceğim. Kuru olmasın diye. Başka da hiçbir işlemi yok. Tadı, tuzu, her şeyi güzel. Sadece birazcık dediğim gibi acı yaptım. Sıcak sıcak tüketirseniz enfes bir lezzet. Normalde yanına var ya, salata bile yapmanıza gerek yok. Sadece soğanla böyle oturun yiyin yani. Annem bir gün hamsili ekmek yapacak. İnşallah onu da sizlere çekerim. Belki bilenler vardır, böyle sebzeli yapılır. Evet. Yalnız bayağı bir mısırını yedi yani. Heh. Hamsili pilavımız hazır. Şöyle kenarlarını alayım. İnşallah sorunsuz bir şekilde pişecek bakalım arkadaşlar. Ben de şimdi buraları toparlayayım. Salata falan zaten hazır. Sadece buraları domestosla süzgeci falan halletmem gerekiyor. Bu şekilde böyle çevire çevire pişireceğiz inşallah. Ve afiyetle yiyeceğiz bakalım. Evet, arkamda gördüğünüz gibi soğanları kestim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da turşuyu çıkardım. Tripodum sallanıyor. Şimdi ne yapacağız? Sizlerle beraber hamsili pilavı çevireceğiz. İnşallah dağılma falan olmaz. O zaman sizi şöyle alayım. Evet, hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar, ay yine pişireceğim ben sanki. Aynen. Elhamdülillah hep beraber. Evet, oynuyor. Şöyle şurada alacağım yalnız. Ocağa dökülmesin de burayı silerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arası açıldı, gördünüz mü? Birazcık daha kızarması gerekiyor. İşte demek istediğim oydu. Bayağı sık koyduğum halde yine de arası açılmış. Bakın bu tarafı pişti arkadaşlar ama hamsili pilavıma nazar değdi. Kimin nazarı değdi söylesin, şaka bir tarafa. Görüyor musunuz bilmiyorum da bu şekilde çatladı. Hiç başıma gelmemişti böyle bir şey. Demin erken çevirdim. Bir daha çevirince böyle oldu maalesef ki. Görüyorsunuz fay attı gibi çatladı ya. Neyse artık, sağlık olsun, canımız sağ olsun. Şimdi ablama haber verdim. Yavaş yavaş gelin dedim. Sofrayı şöyle göstereyim. Bir tek iki tarafa salata konacak. Turşularım hazır. Soğan da kestim. Kırmızı soğan bir taneydi.
Fanta aldım. Eniştem zaten içmiyor. Ablam, Yaren, ben içeriz. Vallahi peçetelerimde görüyorsunuz, çok güzel göründü. Evet, az kaldı bakalım. Sofram hazır arkadaşlar. Ablam burada, eniştem içeride. Hamsili pilavımız gördüğünüz gibi harika oldu. Ufak tefek çatlakları oldu ama benim hatam oldu sanırım. Salata yaptım, turşu çıkardım, soğan kestim. İçeceğimiz de burada, suları doldurduk. Şimdi hamsili ekmek mi dedim ben? Hamsili pilav. Pardon, hamsili pilavı soğutmadan ilk çayları içelim. Un çorbası yapmıştım biliyorum. Neyse, baştan alıyoruz. Baştan alıyoruz. Evet arkadaşlar, ablam burada, eniştem içeride, sofram hazır gördüğünüz gibi. Burada hamsili pilavım. Biraz çatlamalar, patlamalar oldu. Bugün nazara geldi sanırım ama benim hatam oldu. Böyle salatamız, turşumuz, içeceğimiz. Şimdi un çorbamızı da koyalım. Afiyetle yemeğimizi yiyelim. Bunu da silmeyeceğim. Görün. Birkaç böyle yanlış hatadan dolayı o kadar çok çekiyoruz ki anlatamam. Bu da böyle nazar boncuğu olsun diyelim. Tabaklar da şey gibi oldu abla. Sanki puanlı tabağın üzerine koymuş gibi oldu. İyi ki sen de görünce almışım ben de. Evet, daha fazla konuşmayalım. O zaman bize afiyet olsun. Beni sofra başında izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Şimdi ablama koydum pilavın taneliğini ve şöyle güzelliğini göstereyim size. Nasıl olmuş abla? Şimdi kendime de alayım. Vallahi bugün kaşıkla alıyorum böyle. Eniştemle Yaren daha yemediler. Çok mu acı Yaren? Ha, sen turşu yedin. Yalnız yemek yendi. Bulaşık makinesi açıldı. Şimdi ablamla içeride beraber keyif yapacağız. Bugün Beşiktaş'ın maçı varmış. Eniştem maç seyretmeye gitti. Yaren, çay içecek misin? Efendim? Duymadım da ben bir Yaren'e sorayım, öyle doldurayım, bazen içmiyor. Çekirdek falan koydum. Tatlı yapsaydım iyiydi aslında da fırsat olmadı. Evet, şimdi ablamla kendime çayı doldurdum. Yariş'e de soralım. Bir çay keyfi yapalım bakalım. Bana Brita sürahinin aratıcısı gratis de var diyen arkadaşım. Buradan teşekkür ediyorum. Instagram'dan mı, YouTube'dan mı yazdı tam emin değilim. Selamlar gönderiyorum. Gratisten aldım. Böyle üçlü olarak 99 TL'ydi arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum, ben memnunum. Ama kızım nedense bunun suyunu sevmedi. Çayda, kahvede, her şeyde güzel oluyor. Ayrıyeten gratisten bu şampuanı aldım. Buradan İlhameciğime selam gönderiyorum. Yaren'e İlhame ablası önermişti. O zamandan beri Yaren bunu kullanıyor. Bu da indirimdeydi. Şu ikisine gratisten 140 lira falan verdim arkadaşlar. Tam da hatırlamıyorum ama indirimde öyleydi sanırım. Migros'a uğradım. Ben L'Oreal kullanıyorum. Bu serisini seviyorum. Şampuanla saç kremi 50 TL'den 25 TL'ye inmişti. Bunu da aldım. Ve bu markayı da Yaren seviyor. Maskeleri böyle ince askılı oluyor şuraları. Bu da yine 37 TL'ydi. İndirimdeydi. 50 tane bundan aldım. Resume miydi? Yanlış söylemeyeyim. Aynen, Resume. Benim kızım zaten ya bunu ya Adıyaman'ı seviyor. Çiğ köfte aldım 20 TL'lik. Bir de Berrak'tan şöyle çubuk aldım. Bugünkü alışverişim böyleydi. Bir de Penti'ye uğradım. Eğer ihtiyacınız varsa 3 al 2 öde kampanyası var. Tabii ki çamaşır olduğu için çekmiyorum. Hatta kendime almadığıma pişman oldum. İnşallah bir dahakine de kampanya bitmeden kendime alacağım. Aldıklarım böyle. Şimdi bir kahve içeyim bakalım. Evet, bugün günlerden pazartesi. Sizler benim cumartesi günü çektiğim videoyu izlediniz arkadaşlar. Pazar günü de kısacık bir Migros alışverişim vardı. Ve gratis alışverişim vardı. Onu da ekledim. Pazar günü eniştemin doğum günüydü. Ona sürpriz yaptık. Doğum gününü kutladık. Ama sizlere çekemedim maalesef. Böyle günü gününe vlog çekmeyince de zor oluyor gerçekten. Aslında ufacık ekleyebilirdim ama hiç aklıma gelmedi. Tekrar eniştemin buradan doğum gününü kutluyorum. Az önce ablamla buradaydılar. Ablam işe başladı biliyorsunuz. Ben bugün zeytinyağlı yaprak sardım. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Bugün bayağı bir paylaşım yaptım. Onu yaptım. Çorbam vardı. Erişte falan yaptık. Böyle sarımsaklı, yoğurtlu falan onu yedik derken çayımızı içtik. Az önce onları eve gönderdim. Bu arada eniştem doğalgazın havasını aldı. Prizimi yaptı.
Hatta doğalgazın havasını alırken çek diyen arkadaşım vardı ama gerçekten unuttum. Kusuruma bakmayın. İnşallah bir daha olursa o zaman çekerim. Zaten balkonda borular var, oradan ayarladı. Öyle bugünü de bu şekilde bitirdik. Yarın tekrar kaldığımız yerden günlük vloglara devam arkadaşlar. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım o zaman. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Bugün ev turuna çok güzel yorumlar aldım ama yorumlara dönüş yapamadım. Dediğim gibi yoğunluk vardı. Bir de cidden çok fazla yorum vardı. Yorum yazan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Arada böyle yazamadığım zamanlar oluyor. Sizlere de belirtiyorum. Affınıza sığınıyorum. Gerçekten abone sayısı çoğaldıkça yorum çoğalıyor ve yazmak da zor oluyormuş. Ben yetişilmiyor arkadaşlar. O yüzden elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.